Evet, bugün cumartesi ve Yüzdeki Gizem programındayız. Yüzdeki Gizem programında bugün aslında neyi anlatacağız? Çok fazla soru gelen bir konu vardı. Aşkta aldatılma şeklinde. Bu konuyu inceleyeceğiz. O arada da gelen sorular içerisinde de özellikle geçen bundan önceki bölümlerde yıldız işaretinden bahsetmiştik. Yani eldeki yıldız işaretinden. Bu sefer biraz haç işaretine gireceğiz, orada aldanmaya geçeceğiz ve ondan sonra da bu aldanma veya aldatılma ile ilgili olarak bunu absorbe eden, yani bunu engelleyen, bunu olduğu yerde hangi sembol engelleyebilir veya hangi sembol bunun etkisini kaldırabilir, bu konu üzerine duracağız. Aslında sorular içerisinde gelen konunun içerisinde en önemli konulardan biri aşkta aldatma şeklinde. Aslında bu el çizgilerinde çok rahatlıkla görülebilen bir çizgi. Ama nihayetinde biz çok fazla bu konuyu işlemiyorduk. Niye bu konuyu işlemiyorduk? Nihayetinde bu konu da tabii böyle bir sansasyonel bir konu. Yani insanların tabii diğer kişilerin eline bakarak böyle bir yorumda bulunmasını çok uygun görmüyorduk. Ama çok fazla bir şekilde soru geldi. Ben böyle basit bir şekilde konuya gireceğim ve konuyu anlatmış olacağız. Yani İlk önce ellerde geçen programlarda izlemiştik, yıldız işaretini işlemiştik. O sırada yıldızla ilgili tabii bir takım sorular da bana geliyor. O yıldızlarla ilgili gelen konularda arkadaşlar bu sembollerle ilgili olarak birçok kişi elinde buna benzer semboller olduğunu görüyor. Yani aslında fizyonominin veya el çizgilerinin yorumlanmasında bu yorumu öğrenen ya da biraz okuduktan sonra kitabı bilgilerde evet ben bu yorumluyorum diyenlerin en büyük yanlışlarından biri bu. Mutlaka yani sembolleri mutlaka kendi içerisinde en az 3 şekilde, 3 seviye şeklinde görmeli. Yani biri mesela o işaretle ilgili yıldıza benziyor, biri yıldız, biri net ve keskin bir şekilde, kalın bir şekilde yıldız işareti. Yani bunlar çok önemli. Niye? Çünkü bunlar çok önemli. Hayatımızın içerisinde görüyoruz. Gördüğümüz zaman bunu değerlendirirken yanlış bir şekilde değerlendirmememiz lazım. Şimdi bu yıldız işaretini geçtik. Demin haç işaretine giriyoruz. Yani eldeki görülebilecek bu türden bir çizgi, bir dil olarak neyi anlatıyor, neyi anımsatıyor? Bunu inceleyeceğiz. Aslında o arada diyebilirsiniz. Yani bu çizgi bilimi nedir diye ben her zaman sürekli çizgi bilimi üzerinde olduğunu söylüyorum. Sadece şöyle söyleyelim. Tabii ki yani Allah'ın çok sevdiği kullar. Yani nihayetinde benim inancıma, benim düşünceme göre peygamberler geldi ve peygamberler o kavimde, o kabilede geldiği yerde değişimi, dönüşümü ve paradigmayı oluşturdular. Yoksa bu kadar binlerce dilin olması mümkün değil. İnsanların kendi aralarında anlaşırken bu kadar dille ilgili gerçekten çok insanı hayrete bırakabilecek şekilde dil gelişiminin olması müthiş bir şey. Yani görüyoruz ki her peygamber geldiği yerde vahye bağlı olarak gerçekten oradaki bir dil gelişimini oluşturmuş. Ama şunu da görüyoruz ki bu bir çizgi bilimi. Ta Buda'dan, Konfüçyüs'ten, Aristo'dan, Eflatun'dan, İmam-ı Şafii'den, Muhiddin-i Arabi Hazretlerinden gelen bir ilim. Ve bu çizgi bilimi içerisinde bu da bir dil diye düşünüyorum. Bir yazım dili. Ya mutlaka işte Hazreti Süleyman Aleyhisselam nasıl karıncalarla konuşabiliyorsa bu çizgi konuşmasını da biliyordur diye düşünüyorum. Yani nihayetinde bunun vehbi olabilen vehbi yani Allah'tan gelen mutlaka ilhama dair bir ilim olabilmesi için o kişinin peygamber ya da çok büyük bir veli o konumunda olması lazım. Yoksa normal sıradan bir insanın ben bu ilmi vehbi olarak alıyorum demesi bence yanlış ve uygun bir görüş değil. Çünkü niye? Bu bir çizgi bilimi. Yani ben sezinliyorum cümlesi yanlış bir cümle. Çünkü sezinlemek akla dayanmıyorsa, ortaya çıkabilecek bir bilgi değilse, net olarak biz bunu işleyemiyorsak, istişare yapamıyorsak sadece sezinlemeye bağlı olan bir bilgi yanlış bir bilgidir. Bundan dolayı da zaten nihayetinde el çizgilerinde özellikle akıl çizgilerinde, hayat çizgilerinde
Ya akıl hayat çizgilerinde çok kısa bir şekilde dönen çizgiler var. Akıl çizgilerinden aşağı doğru inen çizgiler olan insanlar da bunları görüyoruz. Daha çok hayale kapılabiliyorlar, bu bilgiyi söyleyebiliyorlar. Ama bizim burada öncelikle söylemek istediğimiz haç işareti elde görülürse neler olabilir? Yani burada haç işareti özellikle sadece işaret parmağının altında favori, yani haç işareti baş parmağın altında görülüyorsa favori işarettir. Yani o kişiyi destekler, idareci anlamında, yönetici anlamında, CEO'luk anlamında gerçekten o kişiyi destekler. Haç işaretinde bir haç işaretine benziyor. İkincisi net bir haç işareti. Üçüncüsü keskin bir şekilde inmiş kalın bir haç işareti diye kendi arasında varyasyonunu yapmamız lazım. Onun haricinde görülebilecek haç işaretleri sıkıntılı. Tabii biz bu sıkıntılı durumu nasıl görüyoruz? Aslında zaman zaman internet üzerinden de Instagram'da yüzdeki gizem poru, yüzdeki gizem Instagram'ında mutlaka bana iletiyorsunuz. Orada da bakıyorum. Zaman zaman tabii benzeyebilen işaretler görüyorum. Yüzdeki gizem Instagram hesabında bana gönderdiğiniz resimlerde. Fakat net göremeyince bunu çok fazla söylemeye gerek duymayabiliriz. Aslında çünkü gelen bir resim üzerinde, çünkü demin dediğim gibi eğer Satürn tepesi, yani orta parmağın altında görülebilecek bir keskin, gerçekten kalın bir haç işareti, o kişinin dramatik ve Türkiye'de duyulabilecek, kendi ülkesinde, şehrinde duyulabilecek bir şekilde ölümünü oluşturuyor. Yani trajik bir ölümünü oluşturuyor. Yani ben isimleri söylemek istemiyorum. İşte bundan önce de gerçekten ismini duyduğumuz hani bir takım bayan ve erkekler var. İsimlerini söyleyip yasını yenilemek istemiyorum. O insanların da %99'unda inanıyorum ki işte Satürn parmağının altında haç işareti keskin bir şekilde var. Çünkü trajik bir ölümü gerçekten o ilin, o ilçenin, o ülkenin duyması gerekli. Hani böyle bir şey de engellenebilir mi? Evet, görülürse Allah bu çizgi bilimini vermesinin sebebi onu görerek engelleme yoluna gitmek. O engelleme ile ilgili çeşitli yerlerden gelebilir o olaylar. O olayları engelleyebilmek için bir takım bilgiler, birikimler oluşturmak lazım. Ya da gelebilecek yolları tıkamaya çalışmak lazım. Böylelikle o tedbirle beraber inşallah kişi kurtulabiliyor. Ama onun haricinde eğer gerçekten yüzük parmağımızın altında bir haç işareti görürsek, yani ne kadar meşhur olalım fark etmiyor, ne kadar iyi tanınmış bir yerde olalım fark etmiyor, ne kadar iyi bir sanatçı olalım, ne kadar iyi bir roman yazarı olalım, ne kadar iyi bir sinema ve artist sanatçısı olalım, o işaret varsa. Ve o işareti de tabii, yani şöyle, yani tamam orada bir işaret gördük. Bu işareti gördükten sonra bu kişi 1 yaşından, yani yaşayacağı 70 yaşına kadar gerçekten kayıpta mı? Değil. Yani bir kere o şöhreti kazanacak ki şöhret kaybı oluşsun. Yani maalesef bunu inceleyen, bu çizgi bilimini inceleyen arkadaşların bu konuları gerçekten bilmiyorlar. Yani nihayetinde hemen bir kitaptan 3 cümle öğrenip hemen ondan sonra bu konuyla ilgili yorum yapmaya çalışıyorlar. Çok yanlış. Gerçekten her zaman aynı şekilde söylüyorum. Yarım hekim insanı candan eder. Yarı imam insanı dinden eder. Yani yarım bir şekilde bu işi bilen de kişinin hayatına aslında bilmeden bir suikast tertipliyor. Çünkü böylelikle o kişinin algısını yönlendiriyor. Yani siz bir işaret gördünüz böyle. Yani ahkam kesiyorsunuz. Ben bu konuyu biliyorum. İşte bu konuyla ilgili eski filozofların resimlerini koyuyorsunuz. Bilgilerini koyuyorsunuz. İşte bu konuyla ilgili gerçekten genel bakmak diye bilmediğiniz bir konuya giriyorsunuz. Çünkü nöropsikoloji, yani bir kere insanın psikolojisini bilmek lazım. Yani bana göre gerçekten bu konuyla ilgilenen kişiler mutlaka kişilerin psikolojisini bilmek zorunda arkadaşlar. Yani kişilerin psikolojisiyle ilgili de bilgiler almak zorundalar. Yani nöropsikolojiyi mümkünse biraz bilmek lazım, davranış bilimini. Çünkü bunu bilmediğin zaman şimdi bir iki örnek vereceğim, nasıl yanlış, hatalı yapıldığını göreceğiz. Yani karşıdaki insanın psikolojik durumunu bilmiyorsunuz. Ondan sonra
o konuyla ilgili düşünce yapısını, davranışını tahmin edemiyorsunuz. Karşıdaki insan demin dediğim gibi farklı hastalıklar içerisinde bir şizofreni olabilir, bir histerik durumda olan bir insan olabilir, nevrotik bir kişi olabilir, davranış bozukluğu psikopat biri olabilir. Yani siz onunla ilgili bir bilgi verdiğiniz zaman bu insanı tahmin edemiyorsanız ve o bilgiyi verirken de yanlış verirseniz gerçekten pimi çekilmiş bir bomba gibi siz bir o insanı toplumun içine atıyorsunuz. Yani ama hangi hengameden atıyorsunuz? Bu bilgileri bilmiyorsunuz. Açıyorsunuz bir sayfa. O sayfada 5-6 tane filozofun, 3-5 tane tanınmış insanın resmini koyuyorsunuz. Böyle yarım yamalak bir kitap okuyorsunuz. O kitapla da zaten hani nihayetinde öğrenmek bu kadar net değil. Genel bir takım bilgileri. Bu kitaplardaki gerçekten bilgileri veren insanların özellikle Türkiye'de hani bu kitapla ilgili en iyi şekilde yazan insanların amacı şu, kendinizi tanıyabilmek. Kendinizle ilgili bilgileri edinebilmek. Yoksa bir başkasına bakarak onun hayatıyla ilgili bir takım görüşleri vermek değil. Ondan sonra da kendi mesleğinizde bu konularla ilgili yakından ilişkisi yok. O zaman ne arkadaşlar? Yani ondan sonra bütüncül bakış, hangi bütüncül bakış? Yani bir bütüncül bakış yapabilmeniz için sizin kesinlikle psikolojiyle ilgili bilgilerinizin belirli bir seviyede olması lazım. Şimdi tabi burada geldik işte demin kayıp. Yani bunu diyor ki normal bir kişi de bana da gönderiyorlar. Hocam karşıdakinin ne durumu var? İşte karşıdaki kişi inşaatta usta. Hocam bunu gördük böyle bir kayıp. Görüyorsun bakıyorsun böyle bir işaret yok zaten. Zorla benzetmeye çalışıyor. Yanlış bir şey. Yani sonuçta yani güneş tepesinin altında görebileceğimiz bir haçta mutlaka demin dediğim gibi nedir arkadaşlar? Mutlaka o haç işareti ne yapacak kişi? Meşhurluğuyla, tanınırlığıyla ilgili ne yapacak? Dramatik bir düşüş yaptıracak. Yani kişi artist değilse meşhurluğu nasıl inecek? Kişi çok iyi tanınmış bir fabrikatör değilse o tanınırlığı nasıl inecek? Nasıl böyle bir kayıp yaşayacak? Etrafında tanınan bilinen biri değilse nasıl böyle bir düşüş yaşayacak? Yani düşen bir insanın ya da belirli bir durumda olan bir insanın durumu farklı işte yani. Onun için bu işaretleri yorumlayabilecek bir şekilde bakmak lazım. Yoksa her yerde öyle oluyor. Hemen ben tamam böyle bakayım diye. Böyle bir şey yanlış arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ondan sonra aynı şekilde şu küçük parmağın altında gördüğümüz zaman da o kişinin bilimsel anlamda veya ticari alanda büyük bir kayıp yaşayacağını, hatta bununla ilgili şerefiyle ilgili de bir kayıp yaşayacağını gösteriyor. Çünkü niye? Yani ben bunu söylediğim zaman şeref kimlerde bulunur arkadaşlar? Şeref daha çok bu türlü yerlerde hani bir kariyeri var, bir ticari bir kariyeri var ya da askeri bir kariyeri var, bir durumu var, bir kariyeri var ya da bir siyasetçi kariyeri var ve bununla ilgili bir şekilde bir durum oluşunca yani bir haç işaretiyle beraber bu şerefi kaybettiğini gösterir. Yani bunları biraz genel olarak düşünmek lazım. Ondan dolayı da hani bir haç işaretinin demin dediğim gibi yüzük parmağı işaret en son küçük parmağın serçe parmağın altında görülmesi kişinin iş adamı kimliğiyle beraber şerefini kaybetmesi veyahut da demin dediğim gibi ticari bir alanda şerefini kaybetmesi ya da çok bilimsel alanda tanınan bir insansa o konuyla ilgili şerefini kaybetmesi şeklinde ve o alandaki kayıpları gösteren bir işarettir. Ha, onun haricinde demin dediğim gibi eğer soyut Mars tepesinde görülen bir durumdaysa ne arkadaşlar? Bu burada görülen bir durumda da önümüze ne geliyor? O kişinin kendi alanıyla ilgili bir muhalefet oluşturacağına geliyoruz. Evet. Şimdi hemen kısacası ay alanına gireyim. Oradan da aldanma ve aldatma üzerine geçiş yapacağım. Şimdi eğer gerçekten ay tepesi üzerinde özellikle alt tarafta görülen bir net, çizgili, kalın bir haç işareti o kişinin
ileriki dönemleriyle beraber bir boğulma tehlikesi ve onun sonucunda boğulabileceğini gösteriyor. Ha bunu hangi yaşta işte demin söyledim. Yani bunu sadece böyle bilmekte değil. Hangi yaşta olabileceğini o kişinin birden 70-80 yaşına kadar bekleyeceği anlamında gelmez. Demin dedik ya eğer şerefini kaybedecekse ilk önce şerefini kazanacak bir alana gelecek. Onun için orada da yaşlar var arkadaşlar. İşte bu oradaki yaş tınısını bilmeyen insan ömür boyu mu bekleyecek bunu? Bir duruma gelecek ki kaybedecek. Yani bir duruma gelmeyen insan neyin kaybını yaşayacak? O zaman orada da yaşımız var. 25, 50, 75 ve 100 diye yaşımız var. Onu da tabii biz bakıyoruz, ediyoruz, eğitimlerimizde anlatıyoruz. Yani sonuçta bu el ve yüz çizgileriyle ilgili tabii eğitimler de veriyoruz. Eğitimler verdiğimiz gibi yorumlama da yapıyoruz. Orada da o eğitimin içerisinde Master 1, 2, 3 o eğitimin içerisinde bunları veriyoruz. Yani bu eğitimleri gerçekten eğer siz el çizgilerini yorumlamak istiyorsanız mutlaka bu eğitimleri almanız lazım. Yani eğitimleri almadan 2-3 kitap bakarak bu bilgileri dönüştürürseniz kendinize bakabilirsiniz, ailenize bakarsınız, başka da yapabileceğiniz bir şey yok. Mutlaka demin diyorum, Yüzdeki Gizem Instagram hesabında yazabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz ve beni takip edebilirsiniz. YouTube kanalında da Doktor Habib Demirel'i takip edebilirsiniz ve orada Doktor Habib Demirel'i takip ettiğiniz zaman orada da ben gerçekten videolar atıyorum ve orada da bunlarla ilgili sizi bilgilendiriyorum. Yani bu eğitimlerle beraber de siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böylelikle kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Şimdi bu ay tepesinin altındaki biraz daha dedik altında olursa boğulma. Ama üstünde olduğu an aldanma şeklinde bir durumla karşı karşıyayız. O zaman aşkta aldatma ve aldanma nasıl oluyor? Geliyoruz asıl konumuza ve altını çiziyoruz. Aşkta aldatma, aldanma. Ve demin diyorum aslında bunu çok fazla gündeme getirmiyordum ama çok basit bir şekilde. Eğer birini çok severek evlendiniz, tamam. Bunu zaten biz hayat çizgisinde hemen kalın bir çizgiyle görüyoruz. Niye? Çünkü oradan bir ayrılış var. Çünkü birine aşık oldunuz, hayatınızı bu kadar önemsiyor ve hayat çizgisinde görmüyorsunuz. Mümkün değil. Göreceksiniz. Ve o evlendikten sonra yani evlilik çizgisi şurada arkadaşlar. Burada da kalın bir hatla onu göreceksiniz. Aşıksanız göreceksiniz. O hayat çizgisinin altında, aşağısında başka bir çizgi görüp de o çizgiler gene ilerleyip kalp tepesine ve oradan da demin evlilik durumuna doğru geçiyorsa veyahut da demin dediğim gibi kalp bölgesinde bir adaya gelip ve kalın bir adaya gelip giriyorsa demek ki o kişinin aşık olduktan sonra ya da evlendikten sonra başka bir kişiyle de ilişkisinin başladığı var. Hatta hangi yaşta başladı da görülüyor. Ve o çizgiyi de diyoruz. Şu yaşta. Ama bunu verirken tabii demin dediğim gibi bu yorumu yaparken özel bir şekilde yorum yapıyoruz. Yoksam karşıdaki insanı örselemek için değil. Bunu da şimdiye kadar anlatmamamızın sebebi bu. Eğitimlerde veriyoruz bunu. Nedir, ne değildir diye. Çünkü onlar da öğrenecekler diye. Ama burada da bahsettik. Yani böylelikle nedir? Eğer siz bunu, bu çizgiyi serçe parmağın altında kalın olarak aşk çizgisini gördünüz. Hemen onun altında başka bir çizgi çok yakın olarak geçiyorsa bu anlamda da gerçekten sizin başka biriyle yani aldatma diye demeyelim belki sizle beraber olurken başka biriyle de aşk yaşadığını gösteriyor. Yani buna siz aldatma mı dersiniz ya da başka biriyle ikinci kişiyle aşk mı yaşıyor dersiniz onu ben söylemiyorum. Ha bunları televizyon programlarında çok fazla bahsetmedik. Belki de hani yaz sezonunun sonuna geldik, son programımız olabilir diye belki bahsediyoruz. Bir de bir takım sorular da çok fazla geldi bu konuyla ilgili. Hani hocam hiç bahsetmiyorsunuz. Eğitimlerde özellikle demin dediğim gibi eğitimimize katılan gençler ya da kişiler
soruyor hocam niye bahsetmiyorsunuz orada diye. Çünkü bunlar özeldi. Biz eğitimlerde bu konuların üzerine değiniyorduk ve eğitimlerde bu konulardan bahsediyoruz ve bahsedeceğiz. Ama bunlar televizyon kanalında hani ilk defa Yüzdeki Gizem, Kaderden Aşka Yüzdeki Gizem programında bahsediyorum. Haberaks televizyonda ve ekranında. Böylelikle hani buradaki gördüğümüz çizgiler sizin hatta evlendiğiniz veya aşk yaşadığınız birinin başka biriyle aşk yaşadığıyla ilgili bir durum. Şimdi böylelikle sizle beraber gerçekten bir aşkı varsa, evliliği varsa bunu bu şekilde görebilirsiniz. Ancak şunu söyleyelim. Yani biz herkes aşık olarak mı evleniyor? Yani şimdi burada bu soru işareti de gelecek. Yani nihayetinde. Çünkü çok fazla eli incelemeyen, yüzü incelemeyen insanlar bunu bilmiyor işte. Yani nihayetinde herkes aşık olarak mı evleniyor? Aşık oluyor, evlenemiyor. Daha sonra o aşk bitiyor. Daha sonraki hayatında yani bir yerde, bir sosyal hayatta tanışıyor. O kişiyle evleniyor. Arkadaşlar işte bu çizgiler çok net aşk çizgisi gibi hayat çizgisinin içerisinde görünür değil. Biz onun için o ele bakarken güneşte de bakmamız lazım diyoruz. Eğitimde de özellikle onun için üzerine basa basa söylüyorum. Mutlaka kişinin bu çizgileri için güneşte bakmamız lazım. Çünkü toplumun nereden bakarsan bakın %50'si, %60'ı böyle aşık olarak değil. Aşık oluyor, ayrılıyor, başka biriyle beraber bir sosyal hayatta tanışıyor, daha sonra evleniyor. Birçok kişi üniversite hayatında aşk yaşıyor ama evlenenler de var aynı şekilde ama %60 civarında olan kişiler bu şekilde evleniyor. Yani daha sonraki sosyal hayatta. Onun için o çizgileri biz hayat çizgisi içerisinde net görmüyoruz. Onun için bu elle ilgili işte 1-2-3 kitap okuyanların bunları zaten görmesi mümkün değil. Onun için zaten kişinin ne zaman evleneceğini de bilmiyorlar. Bize söyleyince diyoruz ki evet kaç yaşındasın? 26 yaşında. Şu anda beraber olduğun arkadaşın var mı? Var. Bakıyoruz diyoruz ki hayır sen bununla evlenmiyorsun. Onun çizgisi de var. Burada görülüyor şu. Ama 2 sene sonra başka biriyle tanışacaksın, evleneceksin. Veyahut da evet bununla evlenir. Bu şu andaki kişiyle evleneceksin. Yani demin dediğim gibi burada İşte aşkta, burada da hani ay tepesi üzerinde özellikle ortada görülen bir haç işareti aldanma anlamında. Biri tarafında aldanma, aldatılma anlamında. Böylelikle demin çok basit bir şekilde hani bu şeyi de gene bahsediyorum Doktor Habib Demirel YouTube kanalında. Ben bunları zaten video olarak buradaki televizyon ekranında da atıyoruz. Orada da işliyoruz ve orada da zaman zaman yayınlar yapıyoruz. İşte burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar eğitimde bunu anlatıyoruz. Yani aşkta aldanma veya aldatma. Demin bu işi daha farklı ya da iki aşk yaşama şeklinde alabiliriz. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Ha doğru mudur, yanlış mıdır, nedir? Bunlar kişinin kendi oluşturabileceği değerler içerisinde. Bana göre yanlıştır ama bir başkası farklı bir şekilde düşünebilir. Televizyon programımızda izleyen farklı durumda olan insanlar var. Ama bunları tanımak, anlamak, bilmek demin dediğim gibi mutlaka el çizgisini bilen insanların bilmesi gereken şeyler. Yoksa demin dediğim işte Instagram'ımızda da bize atıyorlar arkadaşlar. Yüzdeki Gizem Instagram'ında diyorlar ki hocam biz yorumlattık böyle dediler. Siz bakabilir misiniz diye ısrarla ama ben de çok yoğun olduğum için onları sıraya koyuyorum. Onu bir kere söyleyelim. Ya mutlaka 200'e yakın bekleyen resimler var. Ona göre baktığım zaman bakıyorum ki yorum hakikaten bilenler tarafından değil. Böyle ucundan bucundan yapılmış yorumlar böylelikle kişileri sıkıntıya sokuyor. Yani kısacası şunu diyoruz. Biz elimizdeki çizgilerde aldatma veya aldanma veyahut da bu çizgilerin hepsini net olarak görebiliriz. Aşık olarak evlendiğimiz kişinin yaşıyla beraber hangi yaşta aşık olup evleneceğimizi görebiliriz. Ha aşık değilsek onu atladığımız zaman çünkü nihayetinde insanın hayatına girebiliyor. Bunu burada söylemekte beis görmüyorum. Ha
yüzde toplumun %10'unda, 15'inde de bu yok. Gerçekten çok daha farklı bir şey, güzel bir şey. Ya da gerçekten kendi inançları içerisinde çok ihlaslı bir davranış. Ama onun haricinde toplumun birçoğunda, hani ortaokulda okuyor, lisede okuyor, üniversitede okuyor, mutlaka böyle bir takım karşılaştığı aşklar olabiliyor. Onları kesin olarak görüyoruz, söylüyoruz, ediyoruz. Ama ha, o aşk geçti, daha sonra sosyal hayatta biriyle karşılaştı, onunla evlendi, onunla götürdü hayatını. Onu da çizgisi her ne kadar çok net değilse bile güneş ışığında bakarak o çizginin de hangi yaşta, hangi döneme geldiğini görüyoruz. Ha, ondan sonraki o çizgide bile daha sonra farklı bir aşk varsa, demin dediğim gibi o çizgiyi de net olarak görüyoruz. Yani burada da kişiler bazen o ikinci çizgiyi görerek onunla ilgili evlenebileceği şekilde söylüyorlar. Böyle bir yanılgıya giriyorlar. Böylelikle kişinin evlilik yaşını bile doğru düz tahmin edemiyorlar. Yani onun için el ve yüz çizgileri, kişinin evleneceği yaşı, şu andaki arkadaşıyla evlenip evlenmeyeceğini, evlendikten sonra gerçekten eşinin veyahut da evlenmeden aşk yaşadığı kişinin başka biriyle de aşk yaşayıp yaşamayacağını her türlü şekilde görebilir, görmesi mümkündür. İyi bir el çizgisi yorumcusu. Onun için sizlere söylüyoruz, yaz dönemine de giriyoruz. Yüzdeki Gizem Instagram hesabını mutlaka takip edin. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Mutlaka Doktor Habib Demirel YouTube kanalına abone olun. Orada da iletişime geçebiliriz. Ve buradaki bu konular da aynı şekilde tartışabiliriz. Bundan dolayı da cumartesi programımızın belki sonuna geldik. Ve burada da gerçekten soru olarak gelen birçok konuyu da işlemiş olduk. Ve bu konunun içerisinde bir şey daha belirtelim. Bu işaretlerin hepsinin etkisini nötralize eden tek bir işaret var. Kare ve dikdörtgen. Bunun bu olduğu yerde bu bütün işaretlerin hepsini absorbe ediyor, engelliyor. Bunu da söylemiş olalım ve bundan sonraki Yüzdeki Gizem programlarında buluşmak üzere diyelim. Sizlere hoşça kalın, iyi kalın, güzel kalın, Haber Aks Televizyon'da kalın diyoruz. İyi günler diliyorum.